Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız gibi sizlere farklı bir savaştan bahsedeceğim. Her neyse, eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar, bugün sizlere çok farklı bir savaştan bahsedeceğim. Savaş dediğimiz zaman hepimizin aklına bir sürü savaş gelir. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Çanakkale gibi savaşları gözümüz kapalı aslında sayarız. Savaşlar genellikle iki ülke arasında olur. Ya da iç savaş bile olsa her zaman karşı tarafta aynı amaç uğruna savaşan, mücadele eden insanlar görür. Fakat bu savaş eminim kimsenin aklına gelmez. Çünkü Avustralya için bir utanç kaynağıdır. Bu savaşta karşı tarafta insanlar yoktur. Bu savaşta karşı tarafta deve kuşları vardır. Büyük Emu Savaşı. Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde Campion bölgesinde Emulara karşı 1932 yılının sonlarında bir savaş başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle askerler evlerine dönerler ve tarım ile uğraşmaya devam ederlerken araya bu sefer büyük buhran girer. Büyük bir ekonomik çöküş yaşanır. Her alana yansıdığı gibi tarıma da bu durum yansır. Bildiğiniz gibi Avustralya bir kıta ülkesidir ve çok fazla vahşi hayvanı içerisinde barındırır. Deve kuşlarının bu bölgeye göç etmesiyle beraber artık halk iyice sinirlenmeye başlamıştır. Arkadaşlar, bahsettiğim bu göç azımsanacak kadar bir göç değildi. Yaklaşık 20 bin deve kuşu tarım alanlarını, insanların yaşadığı alanlara göç ediyordu ve buradaki mahsulleri çalıyorlardı. Zaten zor durumda olan halk bu durum karşısında daha da zor durumda kalmıştır ve artık sinirlenmeye başlamıştır. İşin trajikomik kısmı ise bu noktadan sonra başlamıştır. Ülke bu duruma bir çözüm aramaya başlar. Ülkede dönemin savunma bakanı Sir George Pierce ise ilginç bir fikirle karşılarına gelmiştir. Deve kuşlarına karşı savaş başlatacaktır. Sonuçta deve kuşlarının silahları yoktu. Yani onların silahlarını silahla karşılık veremezlerdi. Onlar insanlar gibi strateji yapamayacaklardı. Bunun için savaşı kesinlikle kazanacaklarını düşünürler. Fakat sonuç hiç tahmin ettikleri gibi olmaz. Çünkü deve kuşları oldukça sevimli gözükseler de aslında çok hızlılardır. Hatırlar mısınız bilmem ama bir çizgi dizi vardı, Roadrunner diye. Ben pek sevmezdim ama eminim sevenler vardır. Orada zaten deve kuşlarının ne kadar hızlı koştuğundan bahsedilir. Her neyse, konumuza dönecek olursak yetişkin bir deve kuşu 70 km hıza kadar çıkabilir. Ayrıca deve kuşları kamufle olmakta da oldukça iyidir. Birinci Dünya Savaşı'nda görev yapan asker yerleşimciler makinalı tüfeklerin etkinliğinin farkındaydı ve konuşlandırmalarını talep ettiler. Bakan kabul etti. Batı Avustralya hükümeti tarafından finanse edilecek ve çiftçiler yiyecek, barınma ve cephane için ödeme sağlayacaktı. Böylece 2 Kasım 1932'de savaş başladı. Savaşı Kraliyet Avustralya Topçusu'nun 7. Ağır Bataryası'nda binbaşı G.P.W. Meredith komuta edecekti. Aslında savaşın Ekim'de başlaması öngörülüyordu. Fakat yağmur nedeniyle savaş 2 Kasım'a ertelendi. İstila edilen bölgeye gittiklerinde deve kuşları ateş menzilinin dışında kalıyordu. Bu yüzden yerleşimciler kuşları pusuya düşürmeye çalıştılar. Fakat bu sefer de kuşlar küçük gruplara ayrıldılar. Her ne kadar ayrılsalar da yine de ilk ateşleme başarısız oldu. İkinci ateşleme de tekrar denendi ve bir düzine kuş öldürüldü. Avustralya'nın yazılı kaynaklarına göre 2500 mermi harcandı ve sadece 50 deve kuşu öldürebilmişlerdi. Hızlı olan deve kuşları askerlerin mermilerinden çok kolay bir şekilde sıyrılıyorlardı. Binbaşı artık 10 Aralık 1932 yılında deve kuşlarını yenemeyeceklerini anlamış ve askerlere geri çekilme emri vermişti. Dönemin gazete manşetlerinde savaş bitti ama karşı taraf ile barış anlaşması imzalanmadı. Düşman işgal ettiği topraklarda iddiasını sürdürüyor diye başlıklar atıldı. Binbaşı Meredith ise o anı şu şekilde anlattı. Her grubun kendine has bir lideri vardı. Arkadaşları buğdayları hallederken o grubun başında nöbet tutuyordu. Bir nöbetçiydi, dedi. Binbaşı tekrar yerel bir gazeteye verdiği röportajda şunları söylemiştir. Eğer deve kuşları gibi bir askerimiz olsaydı bütün dünyaya kafa tutabilirdik. Çünkü oldukça dayanıklılardı. Bir tank dayanıklılığında
makinalı tüfeklere dayanabildiler demiştir. Tahmin ettiğiniz gibi savaşın galibi deve kuşları oldu ve Avustralya için bir utanç kaynağı olarak da geçti. Sonraki yıllarda tekrar buna benzer olaylar yaşanmıştır. Tekrar deve kuşları bölgeleri istila etmiştir. Fakat 1950'li yıllarda tekrar istila ettiklerinde bölgeye bir tel çekildi ve deve kuşlarının geçmesi engellendi. Aslında belki de sadece bir tel ya da bir çitle engelleyebilecekken bu durumu zavallı kuşlara karşı savaş açmayı tercih etmişlerdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.